Türkiye'nin insansız hava aracı Balkanlar'da ortalığı karıştırdı desem aklınıza hangisi gelir? Bayraktar TB2 mi? Yoksa Anka mı? Akıncı? Aksungur? Belki de Kargo? Muhtemelen bunlardan biri gelecektir ama Balkanları karıştıran bambaşka bir sistem. Türkiye'nin yeni kamikaze dronu Skydagger. Daha biz adını bile duymadan Balkanlar adını duydu. Çünkü Sırbistan'la Kosova arasında ciddi bir krize sebep oldu. O yüzden bugün Aura Sevilon sponsorluğunda Türkiye'nin yeni kamikaze dronunu yani Skydagger'ı konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sunar. Türkiye'nin insansız sistemlerinin dünyanın farklı bölgelerinde gündem olması, bazı yerlerde dengeleri değiştirmesi artık alışık hale geldiğimiz bir olay oldu. Hatta belki de bazı yerlerde ifadesi bile haksızlık olabilir. Türkiye'ye ait insansız hava araçları girdiği bütün bölgelerde bir şekilde dengeleri alt üst etti. Ama tabii ki bu tarz haberlerde genellikle büyük sistemleri duymaya alışığız. Yani Bayraktar TB2 ya da Anka gibi hacimli ve etkili sistemler genellikle haberlere konu olur. Ama bugün tamamen farklı ve ilk defa konuşacağımız konuşacağımız bir drone ortalığı karıştırdı. Türkiye'nin yeni kamikaze dronu Skydagger. Geçen hafta Balkanların belki de bir numaralı konusuydu. Çünkü Kosova'ya ciddi bir teslimat yapıldı. Kosova Başbakanı bu teslimatı şöyle bir açıklamayla duyurdu. Binlerce Skydagger kamikaze dronun bulunduğu konteynerler bugün Priştine Adem Caşari Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Onlarca Kosova güvenlik gücü askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme geçen yılın Aralık ayında Skydagger'ın üreticisinin çatı şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalanmıştı. Dronlarımızı planlanan tarihten 3 ay önce teslim aldık. Açıklamanın devamı da var ama bizi daha çok ilgilendiren kısım bu. Kosova Başbakanı bu açıklamayı elbette Sırbistan'a mesaj olarak paylaştı. Yani Kosova güvenlik gücünün günden güne daha da güçlendiğini bilsinler ki anlamsız bir saldırganlığa girişmesinler diye bu mesaj paylaşıldı. Ve mesaj yerine de ulaştı. Sırp Cumhurbaşkanı hemen bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında ilginç şekilde Türkiye'yi suçladı. Türkiye'nin tutumu. BM şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının acımasızca ihlal edilmesi ve Piriştin yetkililerinin silahlandırılmasının devam edilmesi beni dehşete düşürüyor. Türkiye'nin Batı Balkanlarda istikrar istemediği ve Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurmayı hayal ettiği artık tamamen açık. Sırbistan küçük bir ülke ama gerçek niyetlerini anlıyoruz dedi. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurmayı hayal etmesi aslında Balkanlar için bir nimet. Ama bildikleri halde bunu çarpıtıyorlar. Balkanlar en son huzuru Osmanlı döneminde görmüştü. Osmanlı dağıldıktan sonra onlarca yıl boyunca huzur nedir bilmediler ama neyse Sırp Cumhurbaşkanı bu şekilde Türkiye'yi suçladı ama tepkiyi hızlı verirken sonrasını düşünmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye-Sırbistan ilişkileri hiç olmadığı kadar iyiye gidiyor. Yani Türkiye elbette Kosova'nın garantörü diyebileceğimiz bir ülke. Ama oradaki barışı tesis etmek için biz iki tarafla da ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Ve Türkiye ile Sırbistan arasında askeri teknoloji alanında da ciddi işbirlikleri var. Böyle olunca Sırbistan Cumhurbaşkanı verdiği tepkinin sonuçlarının farkına kısa sürede vardı. Kosova Başbakanı bu tepkiyi Türkiye'ye yönelik bir Tehdit olarak gösterince işin kötüye gideceğini fark etti ve hemen bir açıklama daha yaptı. Yani R yaptı. Şöyle dedi. Türkiye'yi mi tehdit etmişim? Biz bunun için çok küçük bir ülkeyiz. Türkiye çok büyük bir güç. NATO'nun ikinci en büyük gücü. Dediğim şey şuydu. Biz mesajı anladık. Bu açıklamada en önemli kısım mesajı anladık kısmıydı. Çünkü Türkiye orada bir daha savaş istemiyor. Verilen mesaj da buydu. Yani kısacası bizim daha adını bile yeni yeni duyduğumuz bir kamikaze drone sistemi bir anda Balkanları karıştırabildi. Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki potansiyelini üzerinden düşünün. Peki şimdi gelelim esas kısma yani konumuz olan Skydagger sistemine. Bunu üreten şirket Türkiye'nin en büyük insansız hava aracı üreticisi olan Baykar'ın ana şirket ekosistemi içerisinde faaliyet gösteriyor. Yani Baykar'ın bir alt kuruluşu diyebiliriz. Aslında bu Baykar'ın farklı bir stratejiye yöneldiğini de gösteriyor. Normalde Baykar savunma pazarında yüksek etkili sistemlere yönelik çalışıyordu. Bu şirketle birlikte yüksek düşük karışımı bir strateji uygulamaya başladılar. Yani artık Baykar taktik savaş alanının hızla değişen yeni ihtiyaçlarına da dolmaya başladı ve ilk olarak Kosova güvenlik gücünü bu sistemle donattı. Kosova Güvenlik Gücü 2008'de Kosova'nın tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinden beri aşamalı olarak profesyonel orduya dönüştürmeye çalıştığı bir güç. Sırbistan elbette buna karşı çıkıyor ve bunun Birleşmiş Milletler anlaşmalarına aykırı olduğunu iddia ediyor. Zaten Türkiye'nin şu anda kamikaze dronunu oraya ihraç etmesini de bunun üzerinden eleştirmeye çalıştı. Ama bu konuda çok ileri gidemez. Çünkü kendisi de Kıbrıs Rumlarına bir çok namlulu roket atar sistemi ihraç etti. Türkiye'de onu buradan vurabilir. Ama dediğim gibi Kosova Güvenlik Gücü'nün profesyonel bir orduya dönüşümünü yavaş Şaş görmeye başladı. Şu an Kosova ordusunun hava gücü 3 temel sütuna dayanıyor. Birincisi istihbarat, gözetleme ve keşif için kullandıkları ABD'nin Puma sistemleri. İkincisi uzun menzilli saldırı ve yine keşif için kullandıkları Türkiye'nin Bayraktar TB2 sistemleri. Ve üçüncüsü de bugün konumuz olan Skydagger kamikaze drone sistemleri. Bu üçünün savaş sahasında ciddi bir etki yapacağının farkındalar. Özellikle yeni dahil olan sistem dengeleri bir hayli değiştirecek. Çünkü kamikaze drone demek yakın cephe hattında düşmanın nefes alamaması demek. Bir de Kosova Başbakanı'nın teslimatın beklenenden önce yapıldığını açıklaması önemli. Bu Kosova'nın ve tabii ki ona destek veren Türkiye'nin bir şeylere hazırlandığını gösteriyor. Elbette Kosova Sırbistan'a saldırmayacak. Türkiye'nin de hiçbir zaman hedefi bu değil. Ama demek ki Sırbistan tarafından bir saldırganlık ihtimali bekleniyor. Ya da bu ihtimal ciddi bir şekilde ele alınıyor. Farkındaysanız siyasetle o kadar iç içe bir konuyu konuşuyoruz ki bir türlü sisteme geçemedik. Hep meselenin jeopolitik yönünü konuşuyoruz. Çünkü dediğim gibi gerçekten bölgesel dengeleri değiştirme potansiyeli var. Ama şimdi kısaca Skydagger sistemini de tanıyalım. Bu sistem bir FPV kamikaze drone sistemi. Yani operatöründe özel bir gözlük var. Operatör drone kamerasını birinci şahıs olarak görüyor. Ve dronun kamerasındaki görüntü saniyelik. Hatta bazen milisaniyelik gecikmelerle operatöre aktarılıyor. Ve bu tarz droneların çok yüksek bir manevra kabiliyeti oluyor. Bu yüzden de durdurulmaları çok zor. İlk başta bu sistemler gözetleme için operasyonlara dahil olmuştu. Sonra değişmeye başladı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte iyiden iyiye modern savaş sahasının baş aktörlerinden biri haline geldiler. Bu kadar önemli bir sistem olan Skydigger sistemi de 3 farklı varyanttan oluşuyor. Üçünün de farklı özellikleri var. Skydigger RTF-7 saatte 130 km hıza sahip. Yük olmadan 20 dakika, yükle 12 dakika havada kalabiliyor. Maksimum menzili 10 km ve 2 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor. İkinci versiyon yani Skydigger RTF-10 ise 36 dakika havada kalabiliyor. Yükle 12 dakika havada kalış süresi var. 10 km maksimum menzil ve yine saatte 130 km hıza sahip. Maksimum taşıma kapasitesi 2 değil 3 kilogram. Üçüncü versiyon. yani yani Skydagger RTF-15 ise 36 dakika havada kalabiliyor. Eğer patlayıcı yüklüyse maksimum uçuş süresi 14 dakika. Menzil ve maksimum hız aynı 10 kilometreye 130 kilometre ama bunun maksimum taşıma kapasitesi 5 kilogram. Yani güçlü bir zırha sahip araçlara karşı bile ciddi bir etki gösterebilir. Bu 3 drone'un da kalan özellikleri aynı. Skydagger çift kamera yeteneğine sahip. Hem termal kamerası hem de gündüz görüş kamerası var. Termal kamerası sayesinde gece operasyonlarında aktif olarak kullanılabiliyor. 10 kilometre operasyonel menzil ne demek? Cephe sistemi olduğunu gösteriyor bize. Yani derin darbe görevleri için kullanılmayacak. Ama Kosova'nın coğrafi yapısını düşünürsek çok etkili olacağını söylememiz mümkün. Özellikle Kosova'nın kuzeyinde yaşanabilecek saldırı girişimlerini bertaraf edebilecek potansiyele sahip bu sistem. Modele göre 2 ile 5 kilo arası patlayıcı taşıyabiliyor. Bu potansiyeliyle anti personel olarak ciddi etki gösterebilir. Yine aynı şekilde hafif zırhlı araçların tamamına karşı etkili olacak bir sistem. RTF-15 ise biraz daha ağır zırhlılarda da ciddi bir etki gösterebilir. Peki engellenebilir mi derseniz bu tarz sistemlerin engellenebilmesi öyle kolay değil. Özellikle şu an konumuz olan Sırp ordusunun bunu engelleyebilecek bir potansiyeli yok. Fiziki imha sistemleri genel olarak bu tarz dronlara karşı çok etkili değil. Sadece Türkiye'nin yakın hava savunma sistemlerinin bazılarını istisna olarak bırakıyorum. Çünkü atom parçacıklı mühimmatı kullanan sistemlerimiz bu konuda yüksek başarı şansına sahip. Onun dışında fiziki imha dediğim gibi çok zor. 130 km hızla deli gibi manevra yapabilen toplam 4-5 kiloluk maksimum 10 kiloluk küçücük bir sistemden bahsediyoruz. Bu tarz sistemlere karşı en etkili Savunma elektronik harple yapılıyor. Peki Sırbistan'ın Sky karşı elektronik harple önleme yapma şansı var mı? Elbette. Bütün sistemler elektronik karıştırmalardan etkilenebilir. Ama askeri teknoloji üreticisi olan bir ülke herhangi bir saldırı unsurunda başarılıysa, onun karşı tedbirini geliştirirken de başarılı oluyor. Türkiye elektronik harp konusunda gerçekten eşsiz bir konumda. Böyle olunca geliştirdiği sistemler de dışarıdan gelecek elektronik karıştırmalara karşı güçlü oluyorlar. Ama dediğim gibi, buna rağmen bu sistem hala karıştırılabilir. Tabi firmanın sunduğu çözüm uygulanırsa bundan da kurtulunabilir. Skydagger fiber optik kablo ile kullanılabiliyor. Geçen bir videoda bahsetmiştik. Ukrayna'da videoları izlerken yerde yüzlerce bazen binlerce parlak kablonun olduğunu görmüşsünüzdür. İşte bunlar bu bahsettiğin fiber optik kablolar. Orada da yoğun bir elektronik harp ortamı olduğu için dronlar fiber optik kablolarla uçuruluyor. O yüzden de cephede büyük çatışmaların yaşandığı sahalarda çok ciddi bir kablo yoğunluğu oluyor. İşte Skydagger kullanıcısına bu imkanı sağladığı için Sırbistan'ın bir çatışma halinde işi kolay değil. Tabi şunu unutmamak lazım ki Türkiye Kosovayı Sırbistan'a karşı silahlandırmıyor. Türkiye Kosovayı Sırbistan'ın saldırı ihtimaline karşı silahlandırıyor. Rusya ve Sırbistan öyle bir şey istiyor ki Kosova'nın hiç askeri ordusu olmasın, ülkenin kaderi tamamen Sırbistan'ın keyfine bırakılsın. Yani onlar biz saldırı yapmayacağız desinler, Kosova tarafı da e, iyi o zaman biz de hazırlanmayalım madem desin. Tam olarak bunu istiyorlar. Ama elbette böyle bir şeyin sahada bir karşılığı yok. Zaten Türkiye'yi de bu konuda eleştiriyorlar. Hem Kosova'daki barış gücündesin, hem oraya silah veriyorsun. Hatta şu an konuştuğumuz teslimatta Türkiye'nin Kosova'da komutayı devral aldığı döneme denk geldiği için bunu daha çok eleştiriyorlar. Ama dediğim gibi Türkiye orada şu an bir denge oluşturuyor ve bu denge Balkanlarda barışın teminatı olabilecek bir denge. Yani kısaca söylemek gerekirse artık Türkiye'nin bir kamikaze drone sistemi daha var ve bu sistem bundan sonra adından çok fazla söz ettirecek gibi duruyor. Çünkü bu tarz sistemlerin ihracat potansiyeli artık çok yüksek ve firma da bunun farkında ki şu an yılda 1 milyon drone üretme hedefi koymuş durumda. Sadece Türk ordusu için üretilmeyecek. Nerede mazlum bir halk varsa onun elinin altında artık Skype olacak ya da başka bir deyişle Sky artık Türkiye'nin savaş sahalarına vurduğu mühürlerden biri olarak anılacak hem ülkemize hem coğrafyamıza bu yüzden hayırlı olsun inşallah Allah'a emanet olun Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.